Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle beraber diziler konu anlatımı yapacağız arkadaşlar. Logaritmadan hemen sonra bu videoyu sizler için paylaşıyoruz. Daha sonrasında ise trigonometri videomuz olacak. Trigonometri biraz uzun soluklu olacak bilginize. Şimdi tanımımıza bir bakalım. Tanım kümesi doğal sayılar, pozitif doğal sayılar olan her fonksiyona dizi diyoruz arkadaşlar. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Şimdi burada şu önemli, tanım kümesinin doğal sayı, pozitif doğal sayı olması ve her fonksiyona deniyor. Yani aslında her dizi bir fonksiyonmuş. Her dizi bir fonksiyondur diyebiliriz. Her fonksiyon bir dizi olmaz ama. Hangi fonksiyonlar dizi olacak? Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan fonksiyonlar dizi olacak sevgili gençler. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Değer kümesi reel sayılar olan fonksiyona gerçek sayı dizisi diyoruz. Yani mesela tam sayılar ona tam sayı dizisi diyebiliriz. Bir f fonksiyonunu pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlayacağız ve fn eşittir an olarak göstereceğiz. Hani biz fonksiyonları her zaman fn'le gösteriyorduk veya fx'le gösteriyorduk ya. Özel olarak dizileri an'le göstereceğiz. Şuradaki n'ler bizim indislerimiz olacak arkadaşlar. Buna indis diyeceğiz. Bu şekilde tanımlayacak olursak f fonksiyonunu işte f1 eşittir a1 olur o zaman. f2 a2 olur. f3 a3 olur. fn an olur. Ve dolayısıyla bu f fonksiyonu da 1'i a1'e götürecek, 2'yi a2'ye, 3'ü a3'e, n'i an'e götürecek şeklinde yazabiliriz. F fonksiyonu ya da dizisi genel olarak a1'den an'e kadar veya kısaca an şeklini gösterir. Yani sen ya şu şekilde göstereceksin bu diziyi ki genelde bu kullanılmaz, şu kullanılır. Ya da dizinin genel terimini bu şekilde göstereceksin. Hani biz diyoruz ya fx bu ne? Fx'in kuralıdır değil mi? Mesela 2x artı 3. Artık sen burada an eşittir 2n artı 3 dediğin zaman işte bu senin dizinin genel terimi olacak diyeceğiz. A1'e dizinin birinci terimi diyoruz. A2'ye ikinci terim, A3'e üçüncü terim, an'e de özel olarak dizinin genel terimi diyoruz. Her n pozitif doğal sayısı için an dizisinin terimleri tanımlı olmalıdır. Bir n değeri için bile an tanımlı olmuyorsa an dizisi de an dizi değildir. Neden her n için tanımlı olmalı? Çünkü fonksiyon dedik ya, yani buradakilerin her birini karşıda bir elemanla eşleştirmek zorunda. Açıkta eleman kalırsa fonksiyon olmuyor diye. Fonksiyon olmazsa dizi olmaz çünkü. Tamam mı? Yani sen bizim tanım kümemiz neydi arkadaşlar burada? Pozitif doğal sayılardı. Pozitif doğal sayılardan yani sıfırdan başlayıp sonsuza kadar olan doğal sayılardan herhangi bir tanesi için bu dizinin bir karşılığı yoksa o dizi değildir zaten. Tamam. Şimdi diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı dizisinin genel terimi olamaz diyeceğiz. Mesela birden n kareye olan sayıların n kareye kadar olan sayıların toplamı. Sen burada n gördüğün yere 0, 1, 2, 3, 4, 0 yazamıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hepsini yaz. Bunların hiçbiri tanımlı olmaz. Yani tanımsız olmaz özür dilerim. Dolayısıyla bu bir dizinin genel terimi olabilir. Olabilir olduğu için tik atalım. N kare eksi 1 bölü n. Mesela sen burada n gördüğün yere n kare eksi 1 bölü n diyoruz ya, buranın ne olması lazım? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Şimdi n'ler zaten pozitif. Bunu karşıya atarsan n kare eksi 1'in sıfırdan büyük olması lazım. Değil mi? Şimdi n kare eksi 1 sıfırdan büyük veya eşitse n kare büyük veya eşittir 1'dir. Dolayısıyla n büyük veya eşittir 1, n küçük veya eşittir eksi 1 gelir. Ki zaten ben pozitif doğal sayıları kullanacağım için şunu kullanacağım. Bakıyorsun zaten pozitif doğal sayılar birden başlar. 2, 3, 4, 5 diye gider. Burası da öyle. Demek ki burası da bir reel sayı dizisinin terimi olabilir. Genel terimi olabilir. N artı 1 bölü 3 n eksi 5. Burayı tanımsız yapabilen tek şey paydadır. 3 n eksi 5'e 0'a eşitlersen 0'dan farklı olacak diyeceksin. 3 n 5'ten farklı olacak ve n 5 bölü 3'ten farklı olacak. Şimdi zaten benim bu pozitif doğal sayılar kümesinde yani tanım kümemde 5 bölü 3 diye bir eleman olmadığı için bu da bir sıkıntısı yoktur diyebiliriz. Şuna bakalım. Burayı tanımsız yapan da sadece n eşittir eksi 2 var. Eksi 2 bizim tanım kümemizin içerisinde var mı? Pozitif doğal sayıların içerisinde yok. O zaman bu da dizinin genel terimi olabilir. O halde hangisi olamazmış bu? Bu da niye olamaz? Şimdi sen git n gördüğün yere 4 yaz bakayım. 3 eksi 16 bölü 5. Bunun karekökü. Üst taraf eksi 13 oldu, alt taraf 5. Karekökünü alabilir misin? Alamazsın. Niye? Negatif sayı çünkü. Dolayısıyla Edirne bir reel sayı dizisinin genel terimi olamaz diyeceğiz. Geçtim sağ üst tarafa. 2n eksi 1 bölü n kare artı 1 dizisinin kaçıncı terimi 3 bölü 13'tür diye bir soruyla karşı karşıya kaldıysanız eğer genel terimi direkt buna eşitleyeceksiniz arkadaşlar. O terime eşitleyeceksiniz. Yani 3 bölü 13'ü eşitleyeceğiz arkadaşlar. Genel terimimizi
İçler dışlar çarpımı yapıldığında 26 n eksi 13 eşittir 3 n kare artı 3 gelir. Kareyi yazamadım, artı 3 gelir. Hepsini sağ tarafa toplayalım. Yani 3 n kare eksi 26 n artı 16 şeklinde ve ben burayı 3 n'e n diye ayırayım. Ayırdıktan sonra şurayı eksi 8 ile burayı da eksi 2 ile çarparsam eksi 24 eksi 2 daha eksi 26 yapar. Dolayısıyla 3 n eksi 2 çarpı n eksi 8 ne olacak? Eşittir 0 olacak. O halde n ya 2 bölü 3'tür ya da 8'dir. Şıklarda 8 var diye 8 işaretlemeyeceğiz. 2 bölü 3 de var sonuç olarak. Kaçıncı terimi demiş ya. 2 bölü 3 bizim dizimizin tanım kümesinde yer almayan bir eleman. Dolayısıyla bunu alamayız. Zaten hani şu cümleden de bunu çıkarabilirsin dizilerde şimdi. Kaçıncı terimi diyor. 2 bölü 3'üncü terimi diye bir şey söyleyemeyiz. Değil mi? Doğal sayılarla eşleşmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız 8 olacak sevgili gençler. AN dizisinin tam sayı olan terimlerin toplamı. Şimdi bu tarzda bir soru varsa karşımızda şunu yapacağız. N kare bölü N eksi N bölü N artı 4 bölü N diye parçalayacağız burayı. N kare bölü N eksi N bölü N artı 4 bölü N diye parçalayacağız. N kare bölü N N yapar. Eksi N bölü N 1 yapar artı 4 bölü N. Şimdi bunun biz ne olmasını istiyoruz tamamının? Tam sayı olmasını istiyoruz ki N'ler zaten tam sayı, doğal sayı oldukları için mecburen tam sayı. 1 çıkardım gene tam sayı. Tam sayının üzerine ben ancak bir tam sayı eklersem sonuç bir tam sayı olur. Dolayısıyla 4 bölü n'nin de tam sayı olmasını istiyoruz. Peki bu 4 bölü n'yi tam sayı yapan ifadeler nedir? 1 var, 2 var, bir de 4 var. Şimdi bunların toplamı istenmiyor. Bunların toplamı istenseydi cevap 7 olurdu. Bizden ne istiyor? Terimlerinin toplamını istiyor. Yani a1 artı a2 artı a4 isteniyor bizden. A1 bulmak için yerine yazacağız. Şurada da yazsanız olur. 1 eksi 1 0 artı 4 bölü 1'den 4. 2'yi yerine yazarsam 2 eksi 1 1 4 bölü 2. 2 olduğu için 3 gelir. 4'ü yerine yazarsam 3 artı 1'den yine 4 gelir. Bunların da toplamı kaç yapar? 11 yapar. Demek ki cevabımız Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. N kare eksi 5 n artı 4 bölü n kare artı 2 dizisinin kaç tane terimi negatiftir? Yani ben şunu istiyorum bu sefer. N kare eksi 5 n ya da bunu yazmayalım. Direkt çarpanlarını ayırabiliriz. Küçüktür 0 diyelim. N'e n diye ayırsam, eksi 4'e eksi 1 diye ayırsam olur. Alt tarafı çarpanlarını ayırmayacağım ki zaten daima pozitif olan bir sayı burası. Şimdi üst tarafın kökleri 1 ile 4. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazacağım. Ne ile başlayacağım? Artı artıdan artıyla başlayacağım. Sonra eksi sonra artı. Eşitlik olmadığı için bunlar boş olacak ve sıfırdan küçük olan yerler istendiği için de şu kısımlar sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Kaç tane terim negatiftir? Burada ne var? 2 var. Burada 3 var. Dizinin terimleri pozitif doğal sayılar olduğu için sadece ikinci ve üçüncü terimi negatifmiş. Demek ki cevabımız Edirne olur diyeceğiz. 1 artı 3n bölü 56 eksi 5n dizisinin kaç terimi eksi 1'den küçüktür? Küçüktür eksi 1 diyeceksin. 3n artı 1 bölü 56 eksi 5n ve artı 1 küçüktür 0 diyebiliriz eksi 1'i bu tarafa atarsak. Artı 1'imiz var burada. Genişletirsek 3n artı 1 artı 56 eksi 5n bölü 56 eksi 5n. Neyden küçük diyeceğiz? Sıfırdan küçük. Üst taraf eksi 2n artı 57 arkadaşlar. Alt taraf ise 56 eksi 5n olmaya devam ediyor. Küçüktür 0 dedik. Üst tarafın kökü nedir? 57 bölü 2. Peki alt tarafın kökü nedir? 56 bölü 5. Hangisi daha küçük? 56 bölü 5. 57 bölü 2. Bir kök tablosu oluşturacağım. Dahil değil diyeceğim. Ne ile başlayacağım? Artıyla mı? Bakın burada eksi bölü eksiden artıyla başlanır. Eksi ve artı oldu. Neresini istemiş? Şurayı istemiş. Niye? Sıfırdan küçük olan yerler istenmiş çünkü. Peki burada 56 bölü 5 dediğimiz sayı 11 küsurat bir sayıdır. Yani şurada ilk neyimiz var? 12'miz var. 57 bölü 2 dediğimiz sayı da sevgili gençler 25, 26, 27 küsurat bir sayıdır değil mi? 27 küsur bir sayı. Pekala 27 küsur olur mu? Hayır 28 küsur. Çok özür diliyorum. 56'dan büyük çünkü. 28 küsur bir sayı. Demek ki burada da ne var? Son olarak 28 var. Peki 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 diye giderken 28'e kadar kaç tane terim vardır diye soracağız. 28 eksi 12 artı 1'den bulabiliriz. 28'den 12'yi çıkar. 16, 1 ekle 17. Bu terim sayısı formülünden artı 1 ekledik. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur diyeceğiz. Geçtim bir diğer sayfamdaki ilk örneğime.
Demiş ki bize AN dizisi şu şekilde parçalı biçimde tanımlanmış. İlk 4 teriminin toplamı, yani ilk 4 terim toplamından kastı ne? A1 artı A2 artı A3 artı A4 sorulmuş bize. Peki A1'i nasıl bulurum? N asal değilse o 1'i burada yazacaksın o zaman. 1 eksi 1'den 0 artı 2 asal olduğu için 2'nin karesinden 4. 3 asal olduğu için 3'ün karesinden 9. 4 asal olmadığı için 4 eksi 1'den 3. Bunları toplayacağız. 9 artı 4 13. 3 daha 16 yapar. Cevap Adana seçeneğidir diyebiliriz. Aynı bildiğimiz fonksiyon sorusu. N bir sayma sayısı ve N 2'den büyük veya eşit için A1 2'ymiş ve A n-1'e böldüğümüz zaman 1 bölü 2N karşımıza çıkıyormuş. A4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi A2 bölü A1 N gördüğüm yere burada ne yazmış oldum? 2 yazmış oldum. A2 bölü A1 geldi. N gördüğüm yere 2 yazdığım için bu 1 bölü 4'e eşittir. A1'in de 2 olduğunu biliyorum. A2'yi 2'ye böldüğüm zaman 1 bölü 4 oluyorsa, yani 4 çarpı A2 eşittir A1'dir, yani 2'dir. A2 neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2. Peki A3 bölü 1 bölü A3 bölü A2 diyeceğim ki A2 de 1 bölü 2 idi. Eşittir. Ne olacak? N gördüğüm yere 3 yazdım. 1 bölü 6 olacak. Ve dolayısıyla burası burasının 12 katıysa, değil mi? 12 katı A3 o zaman ne olur? 1 bölü 12 olur. Ve A4 bölü A3 diyeceğim. A3'ün de ben 1 bölü 12 olduğunu bulmuştum. O da eşittir. N gördüğüm yere bu sefer 4 yazdım. 1 bölü 2 kere 4 8 oldu. Peki bu da sevgili gençler 1 bölü 12 eşittir 8 A4 dersem A4 kaç olur? 1 bölü 96 olur. Demek ki cevabımız buymuş diyeceğiz. Geçtim bir diğer tanımıma. AK pozitif doğal sayıların bir alt kümesi olmak üzere AK'nın elemanları 1'den K'ya kadar. Bu kümeden seçilen, bu kümeden gerçek sayılara tanımlanan her fonksiyona K terimli sonlu dizlenir. Sonlu olmasının sebebi, biliyorsunuz ki pozitif doğal sayılar sonsuz elemana sahip. Bunun bir alt kümesini seçersem artık sonlu tane eleman vardır. Yani sayılabilir çoklukta eleman vardır. Sayılabilir çoklukta olanlara biz sonlu diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kümenin de belirttiği dizi sonlu dizidir deriz. Geçtik sağ üst tarafa, bir notumuz var. AN dizisinin grafiği pozitif doğal sayılar çarpı reel sayılar kartezyen çarpımının bir alt kümesidir. N'yi AN'lere götüren bir fonksiyondur. Olacak şekilde oluşturulan diziler AN dizisinin grafiğini belirler. Grafiği oluşturan noktaları biri A1'e, 2'ye A2'ye, 3'ü A3'e, N'i AN'e eşleyen noktalar ikilileriyle belirtiriz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 A kümesi ve bu kümeden gerçek sayılar kümesine tanımlanan AN eşittir N kare eksi 6 N artı 5 sonlu dizisinin grafiğini çizelim demiş. Mesela şimdi 1'i yerine yazmış. Nereye gitmiş? 0'a. 5 de 0'a gitmiş. 2 eksi 3'e, 4 de eksi 3'e gitmiş. 3 eksi 4'e gitmiş. 6 da 5'e gitmiş. İşte arkadaşlar grafiğimiz budur. Yani bunları birleştiriyoruz falan gibi, böyle parabol gibi bir algıya kapılmıyoruz. Bunları birleştirmezsin çünkü şu aradaki reel sayı değerlerin senin tanım kümende yok zaten. Bunları birleştirmiyorsun. İşte bizim grafiğimiz bu noktalardan oluşan grafiktir diyoruz. Bu dizinin noktalarını n'e an ikileriyle gösterdiğimizde n için an'den geçen 1'e 0, 2'ye eksi 3, 3'e eksi 4, 4'e eksi 3, 5'e 0, 6'ya 5 bulunur. Buradan dizinin en büyük teriminin 5 ve en küçük teriminin de eksi 4 olması gerektiğini görebiliriz. Bakın en büyük terim 5, en küçük terim eksi 4 olacak. Bir diğer örneğimiz, şimdi yukarıda parabol gibi düşünmeyin dedim ama soruları çözerken böyle en büyük en küçük bulurken parabol gibi düşünebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Mesela olduğuna göre AN dizisinin en büyük terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi paraboldeyken bunun kolları mesela aşağı doğru değil mi? Aşağı doğruyken en büyük değeri nerededir? Tepe noktasındadır. Bunun tepe noktası ne? Eksi 6 bölü eksi 2'den 3'tür. 3 de zaten bu dizinin terimlerinden bir tanesi olduğu için 3. terim, demek ki en büyük terim 3. terimmiş. 3'ü yerine yazacaksın. Eksi 3'ün karesi 9 artı 6 kere 3 18, toplarsak ne olur? 9 olur. Yine parabol gibi düşünmekte bir sakınca yok. Zaten bu da parabolün sadece tam noktaları. Değil mi? Öyle mesela 3 bölü 2'nin bir karşılığı yok burada ama tam noktaların karşılığı olmak zorunda. 3. sayfamızda ilk kısma geçiyoruz. Sabit diziyi tanımlayacağız. Bütün terimleri birbirine eşit olan diziye sabit dizi diyoruz. Sabit fonksiyon gibi. Yani C bir reel sayı ve her n eleman doğal sayısı için A1, A2'ye, A2, A3'ü, A3, A4'ü en son hepsi birbirine eşitse ve bunlar da C'ye eşitse AN bir sabit dizidir. Mesela bu dizinin AN dizisini sabit AN dizisinin terimlerini nasıl gösteririm sabit dizisinin? Hepsi 2.
Değil mi? O halde genel terim ne olur? An eşittir 2 olur. Yani n'siz olacak. Biz fonksiyonlarda sabit fonksiyonu nasıl ki x'siz olacak arkadaşlar bu diyorduk. O zaman sabit dizide de n'siz olacak sabit dizi. Peki bn eşittir sinüs pn dizisi de sabit midir? Evet. Sen n gördüğün yere 1 yazarsan sinüs pi ile, n gördüğün yere 2 yazarsan sinüs 2 pi ile, 3 yazarsan sinüs 3 pi ile karşılaşırsın ki bunların her biri de ayrı ayrı 0'a eşittir. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Bu da bir sabit dizidir diyebiliriz sevgili gençler. Ekstrada fonksiyonlarda da karşımıza çıkan şu ifade. Eğer böyle bir ifade sabit dizi ise o zaman diyeceksin ki m'nin c'ye k'nın d'ye oranı eşittir. Dolayısıyla bu şartlar altında bu dizi sabittir diyebiliriz. Mesela şuna bakalım. Bu dizi sabit olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi n'nin katsayısı burada ne? 12. Burada n'nin katsayısı ne? 4. 12'yi 4'e böl 3 eşittir. Burada sabit kısım ne? Eksi k artı 1. Burası da eksi 1. Dolayısıyla eksi k artı 1 bölü eksi 1'e eşittir burası diyeceğiz. Eksi 3 eşittir. Eksi k artı 1 olacak. Eksi k'yı bu tarafa attım. K. Eksi 3 diğer tarafa attım. 4. Demek ki k'yı sormuş bize. Cevap 4'tür dedik. Bir alta geçtik. Diyor ki her n pozitif doğal sayısı için an bn'e eşitse an ve bn dizilerine eşit diziler denir. Bu şekilde de gösterilir bu dizilerin eşitliği. Başka bir ifadeyle genel terimlere eşit olan diziler birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi genel terimlere eşit olacak ya. Şununla şu birbirine eşit mi? Değil. Tip olarak değil ama aslında aynı şeyi anlatıyorlar. Yani sen burada n gördüğün yere mesela a1, 1 yazarsan n gördüğün yere eksi 1 gelir. a2 ne gelir? 2 yazarsan eksi 1'in karesi 1 gelir. a3 ne gelir? Eksi 1. a4 ne gelir arkadaşlar? O da yine 1 gelir. Peki b1'e bakalım. Kosinüs pi ne gelir? Eksi 1. B2 ne gelir? Kosinüs 2 pi. 1 gelecektir. B3 nedir? Kosinüs 3 pi. Baştakine eşittir. Eksi 1. B4 nedir? Kosinüs 4 pi. Yine bu da kosinüs 0'a eşittir. Yani kosinüs 0'da 1'e eşittir. Dolayısıyla bu da 1'dir. Bakın. Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1. Demek ki bu diziler birbirine eşit olan diziler diyebiliriz. Peki. Geçelim bir diğer sorumuza. Kısmımıza. An ve bn herhangi iki dizi ve k bir reel sayı olmak üzere sen dizilerin genel terimlerini ayrı ayrı toplayıp yazmaktansa direkt toplayıp tek bir dizi genel terim haline getirebilirsin. Çıkardığın zaman da aynı. Herhangi bir k sabitleri çarparken de aynı davranıyorsun. Dizileri çarparken de aynısını yapabilirsin. Bölerken de ama dikkat et bn sıfırdan farklı olacak diyeceğiz. An, bn ve verilmiş bize AN ile BN birbirine eşit olduğuna göre M kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz şu kısma bakacak olursak şu şunun iki katı değil mi? Ben yukarıyı şöyle yazayım mı? 4N artı 4N artı 8 eksi 3 yazayım. Bölü 2N artı 4 yazayım. Bu da ne gelir? 4N artı 8 bölü 2N artı 4 eksi 3 bölü 2N artı 4 gelir ki şu nedir arkadaşlar? Bu 2'dir. İki katı değil mi? Pay paydanın iki katı. Şimdi BN dizisini düzenledim. Şu AN dizisi bakın. M artı 2 bölü N artı 2. Şu da eşittir diyelim. 2 eksi 3 bölü 2N artı 4 diyelim. Tamam mı? Şimdi bu kısmı bu şekilde yazdıktan sonra şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Şurada hani 2N artı 4 ile N artı 2 var ya bak ikiler eşit. Eksiler de zaten burada. Tamam güzel. N artı 2 var ama burada N artı 2'nin 2 katı var. Şimdi ben burayı şu şekilde yazsam. Bak sildim burayı. N artı 2 ama 2 parantezinde N artı 2 yazayım. O halde şu 2'yi şuradan götürmek için yukarı taşısam. 3 bölü 2 yazabilir miyim buraya? Yazarım. Artık bak ikiler eşit. Eksiler de eşit. N artı 2 N artı 2. O zaman ne diyeceğiz? Aha bunlar da eşittir yani bir zahmet eşit olsunlar. Demek ki M artı 2 kaçmış? 3 bölü 2 o zaman M kaçtır? 3 bölü 2 eksi 2'dir. Yani eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Cevap da Bursa seçeneği olacaktır. Ardışık her iki terim arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi denir. Şimdi aritmetik ve geometrik diziden soru mutlaka ama mutlaka karşınıza çıkacaktır. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. AN A1'den başlıyor. A2, A3, AN diye devam ediyor. A2'den A1'i çıkardın. A3'den A2'yi, A4'den A3'ü, AN'den AN-1'i çıkardın. Ve bu farkların hepsi de eşit ve D oldu. Olacak şekilde bir D gerçek sayısı varsa AN dizisinde aritmetik dizi. D sayısına da dizinin ortak farkı diyoruz.
Demek ki o farklara ortak fark diyeceğiz, tamam mı? Bu şekilde ortak farka sahipse de aritmetik dizi diyebiliriz. Sonlu elemanı varsa sonlu aritmetik dizi diyeceğiz. Sonsuz elemanı varsa sonsuz aritmetik dizi diyeceğiz. Ama her biri aritmetik dizidir. 3n artı 4 bu dizinin genel terimi. N gördüğün yere 1 yazarsan 7, 10, 13, 3n artı 4 şeklinde devam eder bu. Ve dizinin aralarındaki farka hep bakarsan hep 3. Hep 3. Şimdi artı 3 fark var hep. Peki ben bunu farklı bir yerden bulabilir miydim? Bulurdum. Bu doğrusal bir fonksiyon olması gerekiyor aritmetik dizilerin. Ve gençler şuraya bakacak olursanız n'nin katsayısı olan 3 bize her zaman d'yi yani ortak farkı verir. Aşağı doğru inelim. Yine 5 eksi 2n'i inceleyin mesela. 1 yazdınız 3, 1, 2 yazdınız 1, 3 yazdınız eksi 1 diye gidiyor. Buraya bakıyorsun ortak fark bu sefer 2 değil eksi 2. Tamam mı? Çünkü bundan bunu çıkardığın zaman ortak farkı bulursun. Hep eksi 2 bak. Gerçekten de eksi 2 burada n'nin katsayısı mı? Evet, o zaman direkt ortak fark dizinin terimlerini yazmadan da bulunabilirmiş deyip eksi 2 biçimde yazabiliriz. İlk terimi A1 ve ortak farkı D olan bir aritmetik dizisinde. Şimdi sen A1'i A1 cinsinden zaten yazabiliyorsun bu şekilde. Bu en doğal hakkın. A2'yi bulmak için ne yaparsın aritmetik dizide? Üzerine bir tane ortak fark eklersin. D. Şimdi A3 dediğimizde A2'nin üzerinde D eklenmiş haliyse ve sen yukarıda A2'yi A1 artı D biçiminde tanımladıysan A1 artı D artı D bize A3'ü verecektir. Yani A1 artı 2D. O zaman A4'ü bulmak için de A1'e 3D eklerim. Şimdi bakıyorsun buradaki indisler 1 için aslında burada ne var? Artı 0D var. Şurayı silelim. Bak burada ne var? Artı 0 çarpı D var. Doğru mu? Şimdi bakıyorsun 1'de 0, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3. Madem öyle n'de ne olur? N eksi 1 olur. Hep 1 eksi kadar oluyor madem. O halde şu benim aritmetik dizimin genel terimi olur. Sen genel terimi bu şekilde bulabilirsin. Genel terimi bulmak için ortak farkı bileceksin. Ortak farkı bileceğim. Bir de ilk terimi bilirsen genel terim zaten ortaya çıkmış olur. Burada örnek olarak mesela A20 A4 artı 16D verilmiş. Ne demek bu? Sen 20. terimi hesaplayabilmek için A4'ün üzerine şimdi 4'ten 10, 4'ten 20'ye kaç tane indisli terim var? 16 tane. O zaman 16 tane D ekleyeceksin diyoruz. Anlaştık mı? Çünkü 4'ten 20'ye kadar 17 tane terim var. 17 terimin arasında 16 tane boşluk vardır. O boşluklar D'ler arkadaşlar. İlk terimi eksi 3 ve ortak farkı eksi 4 olan bir aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi A1'i vermiş. A1 kaç? Eksi 3. Ortak fark da eksi 4'müş. Genel terim soruluyor. An eşittir. A1 yani eksi 3 artı n eksi 1 tane eksi 4 diyeceğiz. Bize bu genel terimi verir. Yani eksi 3 eksi 4n artı 4. Yani 1 eksi 4n bizim cevabımızdır ve bu dizinin genel terimidir diyebiliriz. Cevap Denizli'ymiş. Diğer bir sorumuz. İlk terimimiz 6'ymış. A1 eşittir 6. Son terim 60'mış. Yani an diyelim burada. O da 60 olsun. Son n tane terimi var diyelim. n'inci terim de 60'mış. Ortak farkta kaçmış arkadaşlar? 9. Olan sonlu bir aritmetik dizinin terim sayısı kaçtır? Terim sayısını bulmak için biz mat 1'de ne yapıyorduk? Son terimde İlk terimi çıkarıyorduk. Artış miktarı kaçmış? 9 bak ortak fark. 9 ekleyip sonra 1'e 9'a bölüp 1 ekliyorduk. 60'tan 6'yı çıkar 54. 54'ü 9'a böl. 6. 6'ya 1 ekle. Cevap ne olur? 7 olur. Demek ki cevabımız Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz. Dördüncü sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. Diyor ki 12 ile 76 arasına bu sayılarla beraber birlikte aritmetik dizi oluşturacak biçimde 15 tane terim yerleştireceğim diyor. 12 ve 76. Kaç tane daha terim yerleştiriyor 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve şöyle yapalım 15 olsun. Şimdi diyor ki baştan 8. terim ne olur? Şimdi bak kaç tane terim yerleştirdim ben buraya? 15 tane terim yerleştirdim. Bir tane de bu var, bir tane de bu var. Ne yaptı? 17 tane terim. 17 tane terimin arasında kaç tane boşluk olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Her zaman 1 eksiği kadardır. 2 terimin arasında bir boşluk olur. 3 tane terimin arasında 2 boşluk olur tarzında. 17 tane terimin arasında 16 tane boşluk var. Değil mi? Şimdi 16 tane boşluk varsa
Ben 76'dan 12'yi çıkarırım. Bu da 16 tane boşluğa, yani D'ye tekabül etmez mi? Eder valla. 76'dan 12'yi çıkarırsan ne kalır? 64 eşittir 16 D ise, D kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Bizden ne istenmiş? 8. terim. Gelin onu da biraz matematikçi gibi yapalım. A8 eşittir 1. terimin üzerine ben 7 tane D eklersem 8. terimi bulurum. A1 kaçtı? 12. 12'nin üzerine 7 kere 4. 28 eklersem ne gelir? 40 gelir. Bu da benim sorumun cevabıdır diyeceğim. Aritmetik bir dizide herhangi bir terim kendine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortasıdır. Bu güzel bir özellik. Niye? Bak burada yaptığımıza bakalım mesela. 5 ile 11. İkisini topla 16. 2'ye böl 8'i verir. Tamam mı? Mesela 2, 5, 8, 11 kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er. 14, 17, 20 diyelim. Gel 5 ile 20'yi seç. Tamam mı? 5 ile 20'yi seçmeyelim de 2 ile 20'yi seçelim. 2 ile 20'yi seçersem bunların ikisi de 11'e eşit uzaklıkta değil mi? Şöyle yaparsan eşit uzaklıkta. 2 ile 20'nin toplamı 22. 2'ye bölersen 11'i verir. Yani şuradakinin her zaman 2 katını verir. Eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamı. Bunu 8 ve 14 içinde yapsan aynı 22. 5 ile 17 içinde yapsan aynıdır 22'dir. Çünkü eşit miktarda artarken sol tarafında eşit miktarda azalarak ilerliyor. O halde ben A2 dediğimiz terimi A1 ile A3'ü toplayıp 2'ye bölerek bulabilirim. Ya da direkt 2 tane A2 içler dışlar çarpımı yaparsak A1 artı A3'e eşit olacaktır dersin. O zaman A3'ü nasıl bulursun? A2 ile A4'ü toplayıp 2'ye bölersin. Yani 2 tane A3 A2 artı A4'tür diyebilirsin. Ayrıca indisler toplamına bak şimdi. A1 ile A4'ün toplamı A2 ile A3'ün toplamına eşittir. İndislere bak. 1 ile 4'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı gene 5. O zaman sevgili gençler bu şekilde de indisler toplamı aynı olan terimleri yazabilirsiniz. Mesela bunun için A7 ile tamam mı? A19'un toplamı ne yapar? 2 tane 19 ile 7'nin evet, şöyle diyebiliriz o zaman. A6 ile A20'nin toplamına eşittir. Niye? Toplamlar 26, toplamlar 26 şeklinde de düşünebilirsin. Buradan çıkan sonuçta sonlu bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki herhangi iki terimin toplamının birbirine eşit olduğudur. AN bir aritmetik dizi olarak verilmiş bize. 16. 17. 18. 19. ve 20. terimlerin toplamı 235'miş. A18 kaçtır diye soruyor. Şimdi sen A16 ile A20'yi, A7 ile A19'u toplarsan neyi bulursun? 2 tane A18. Ve bunları toplarsan gene 2 tane A18. Çünkü tam ortalarındaki sayı bu. 2 tane A18 buradan, 2 tane A18 buradan, bir tane de buradan. 5 tane A18 eşittir 235'ti arkadaşlar. A18 dediğimiz terim 47'nin ta kendisidir. O halde cevap Denizli'dir diyebiliriz. Geçtim bir sonraki sayfama. AN, A1, A2, A3, AN sonsuz aritmetik dizisinin ilk N terim toplamına SN diyelim. SN nasıl bulunur? Mat 1'de kullandığımız formüller. Son terim artı ilk terim bölü artış miktarı, pardon, son terim artı ilk terim, özür diliyorum, bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 şeklinde bulunuyordu. Yani sen şununla şurayı çarptığın zaman bunu bulacaksın. Daha kısaca eğer terim sayısını falan biliyorsan A1 ile AN'i toplarsın, 2'ye bölersin ve N'le çarparsın. Tamam? İkisi de aynı şey. Bak terim sayısı neydi? N'di. Son terimle AN. İlk terimle A1. 2 ne? 2 zaten. Aynı formül yani. Birinci terimi 7'ymiş. Tamam mı? İkinci terimi 11. O zaman D'si kaçtır? 4'tür. 11'den 7'yi çıkarırsın. D 4 gelir ortak fark. Bir aritmetik dizinin ilk 15 teriminin toplamı. Şimdi bize 15. terim lazım. Ben A1'in üzerine 14 tane D eklersem 15. terimi bulurum. Madem öyle A1 kaçtı? 7. 14 kere 4 kaç? 56. Eklerseniz 56 artı 7'den ne gelir? 63 gelir. Demek ki ben ilk terimden başlayacağım. A1 artı A2 artı nokta 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 A11'e kadar gidecektim. Pardon 15'e kadar gidecektim. Şurayı düzeltelim. Bunu nasıl yaparım ben? Son terim A15 artı ilk terim A1 bölü 2 çarpı terim sayısı çarpı 15. Şimdi ben ilk terimin ne olduğunu vermişti soru bana. Şurası 7. Son terimi ben ne buldum? 63. 63 ile 7'yi topla 70. 70 bölü 2 çarpı 15 diyeceğim. 72'ye böl 35. 35 kere 15'te 500. 25 yapar sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim notuma.
Bir aritmetik dizide ilk n terim toplamı Sn olmak üzere sen An'i Sn eksi Sn eksi 1 olarak bulursun. Yani mesela S4 nedir? A1 artı A2 artı A3 artı A4'tür. İlk n terim toplamı. S4 o zaman ilk 4 terim toplamıdır. S3 nedir arkadaşlar? A1 artı A2 artı A3'tür. Değil mi? Sen şimdi gidip yukarıdakinden alttakini çıkarırsan bak A1 artı A2 artı A3, A1 artı A2 artı A3. Bunlar hepsi birbirine eşit mi? Eşit. Çıkarırsan götürür. Geriye ne kalır sadece? A4. Demek ki S4'ten S3'ü çıkarınca A4 kalıyor. O zaman Sn'den Sn-1'i çıkarırsan bak N, N-1 çıkarırsan N kalır. Yani burada 4 kalır diyebiliriz. Bir aritmetik dizide Sn ilk N terim toplamı olsun. Bu dizinin 9. terimi soruluyor. Yani S9'dan S8'i çıkaracaksın diyor. Değil mi? Bunu da tek tek 9'u ve 8'i yerine yazmayalım. Çünkü burası n artı 1'in karesidir arkadaşlar. Dolayısıyla 9 artı 1'in karesinden diyor. Eksi 8 artı 1'in karesini çıkaracaksın diyor. 9 artı 1 10'dur ve karesi 100'dür. 8 artı 1 9'dur ve karesi 81'dir. O zaman 100'den 81'i çıkarırsanız cevap 19 olacaktır. Geçtim 5. sayfanın sağ üst tarafına. Bize diyor ki örnekte. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı budur. Bu dizinin genel terimi nedir? Genel terim neydi? An değil miydi? An'i bulmak için ne yapıyorduk? Sn'den Sn eksi 1'i çıkarıyorduk. Sn zaten n kare eksi 3n. Şimdi ben neyi çıkaracağım? Sn eksi 1'i. Yani n gördüğüm yere n eksi 1 yazacağım. Yani n eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı n eksi 1 olacak. Şimdi yukarıda n kare eksi 3n eksi parantezinde n eksi 1'in karesini aç bakayım. N kare eksi 2n artı 1 eksi 3n eksi 3'ü dağıtıyorum artı 3. İç taraf ne yapar? N kare eksi 5n artı 4 yapar. Şu eksiyi de buraya dağıtıverirsek n kare eksi 3n eksi n kare artı 5n eksi 4 yapacaktır. N kare ile eksi n kare gider. 2n gelir bakın 5n eksi 3n'den. Bir de neyimiz vardı? Eksi 4'ümüz vardı. Cevap 2n eksi 4'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir sonraki tanımıma. An bir dizi olmak üzere her n eleman pozitif doğal sayısı için an artı 1'i an'e böldüğün zaman ortak bir r'yi veriyorsa sıfırdan farklı bir r sayısı varsa arkadaşlar an dizisine geometrik dizi denir. R sayısına da ortak çarpan denir. Şimdi az önce her ardışık iki terim arasındaki farkın eşit olmasını istiyorduk. Şimdi ardışık iki terimin oranının eşit olmasını istiyoruz. İşte buna ne diyeceğiz? Geometrik dizi diyeceğiz. Yani burada sen aşağı tarafta gerçi yazmıştık. Yok yazmamışız. A5'i mesela gittin A4'e böldün. Bu aynı zamanda A4 bölü A3'tür. Bu aynı zamanda A3 bölü A2'dir. O zaman bak buradaki şu özellikleri de çıkarabilirsin. A5 ile A3'ü çarparsan A4'ün karesi. Değil mi? A4 ile A2'yi çarparsan A3'ün karesini bulursun. Gibi özelliklere de sahip olabilirsin ki birazdan bunları zaten özellik diye göstereceğiz size. Aslında çok da bir özellik değilmiş. Kısaca ispat edebiliyorsun. Bir an geometrik dizisinde her pozitif doğal sayı için an artı 1 an çarpı r olduğundan a1 zaten a1 cinsinden a2'yi elde etmek için bir tane r ile çarparsın. O zaman a3'ü elde etmek için iki tane r ile yan yana çarparsın. Yani r kare. O zaman an dediğimiz a1 çarpı r üzeri n eksi 1'dir. Niye? Çünkü burada hiçbir r ile çarpmadık. 2'de bir tane r ile çarptık. 3'te iki tane r ile çarptık. Yani r kare. O zaman burada da r üzeri 0 ile çarpmış olduk. Şurayı silelim. Burada da r üzeri 0 ile çarpmış olduk. Değil mi? Bak 1 iken 0 oldu. Burası 1 oldu. Burada 2 oldu. O zaman 4'te 3 olacak. O zaman n de kaçtır? N eksi 1'dir. Demek ki ben artık şuna benim geometrik dizimin genel terimini bu şekilde bulurum diyebilirim. A12'de mesela A4 çarpı 4'ten 12'ye kadar kaç tane indis farkı var? 8. R üzeri 8 biçimde yazabilirsin o halde rahatlıkla. Geçtim 6. sayfama. İlk soru. Aşağıdakilerden hangisi ortak çarpanı 5 olan bir geometrik dizinin terimidir denilmiş. Ortak çarpan 5 de sevgili gençler. 5 üzeri n formatında bir şeyler olması lazım. Ve bakıyorsun 2 üzeri n, 3 üzeri n eksi 1, 4 üzeri n, 5 gitti. Burası ne? Hocam burası 5 üzeri n değil ki. 5 üzeri n artı 1. Olsun sen bunu şöyle yazamaz mısın? Değil mi? Burası kaç? 20 çarpı 5 üzeri n alıp atsana ortak çarpan olan 5 sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız denizdir diyebiliriz. İlk terimi 4. A1 neymiş? 4. Ortak çarpanı yani R'si 3'müş. Geometrik dizinin ikinci terimi soruluyor bize. İkinci terimi bulmak için
A1 ile R'yi çarparsın. Yani 4 ile 3'ü çarparsın. Cevap 12 olur. A ile B arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde x tane terim yerleştiriyoruz. Buna göre bu dizinin ortak çarpanı nedir diye sorulmuş. Şimdi yaz bunu. A ile B arasına ben kaç tane terim yerleştiriyorum? X tane. Şöyle x tane terim olsun burada. Toplam kaç tane terimim olur benim burada? X artı 2 tane terimim olur. Ve bu x artı 2 tane terimin arasında x artı 1 tane ne olur? Boşluk olur arkadaşlar. Tamam mı? 3'ün arasında 2 boşluk, 4'ün arasında 3 boşluk varsa x artı 2 tane terimin arasında x artı 1 tane boşluk oluşur. Demek ki ben A sayısıyla R üzeri x artı 1'i çarpınca, tamam mı? R üzeri x artı 1'i çarpınca ne gelecekmiş arkadaşlar? P sayısı gelecekmiş. Şimdi buna göre bu dizinin ortak çarpanı hangisidir diye sorulmuş. Ortak çarpan yani R'den bahsediyor. Şimdi ben R üzeri x artı 1'in B bölü A olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Her iki tarafın 1 bölü x artı 1'inci kuvvetini alsam şu şekilde. Şu x artı 1 ile 1 bölü x artı 1 birbirini götürür, geriye sadece R kalır mı? Kalır. Burası da B bölü A'nın 1 bölü x artı 1'inci kuvveti. Yani x artı 1'inci dereceden kök içerisinde B bölü A'nın ta kendisi diyebiliriz. O halde cevabımız Bursa seçeneği olur da deriz. Demek ki bundan sonra işte şu terimle şu terimin arasına bilmem kaç tane terim yerleştirildi. Geometrik dizi şeklinde oluşturacak bunlar. Bunun ortak çarpanı nedir derse sen direkt bu formülü kullanabilirsin. Geçtim. Şuna 4 ile 1 bölü 2 arasında monoton azalan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 3 tane terim yerleştiriyor. Bu dizinin 3. terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben şunu yapabilirim. Burada 4 var. Burada 1 bölü 2 var. Ve azalan bir şekilde aritmetik geometrik dizi oluşturacağız. Niye azalan? Çünkü demek ki ortak çarpanımız bizim. Ortak çarpanımız 1'den küçükmüş. Ondan azalan. Peki madem öyle. 4 ile 3 tane terim yerleştiriliyor ya şu şekilde. Şimdi 4 ile şu terimin arasında ne kadar fark var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Demek ki ben 4 ile R üzeri 4'ü çarpınca 1 bölü 2 bulacağım. Yani 2 üzeri 2 çarpı R üzeri 4 eşittir 2 üzeri eksi 1 olacak. O halde R üzeri 4 dediğimiz eşittir 2 üzeri eksi 3'tür bunu karşıya atarsam. Ve R dediğimizde 2 üzeri eksi 3 bölü 4 olmak zorundadır. Şimdi R'yi bulduk. 2 üzeri eksi 3 bölü 4'müş. Peki bu dizinin 3. terimini soruyor. Yani 2'nin karesi ilk terimle 3. terimi bulmak için ben A1 ile neyi çarparım? R kareyi. R neydi? Buydu. Demek ki 2 üzeri eksi 3 bölü 2'yi çarpacağım. Çünkü ben bunun R karenin ne olduğunu biliyorum. 2 üzeri eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. 2 ile çarptığım zaman. Demek ki bunları toplayacağız. Yani 2 üzeri 2 eksi 3 bölü 2. Yani 2 üzeri 1 bölü 2. Yani bu da kök 2'dir diyebiliriz. Cevap Bursa seçeneği olacaktır. Geometrik dizide herhangi iki terim kendine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin geometrik ortalamasıdır arkadaşlar. Bu ne demek? Mesela şunu biraz uzatalım. 2, 4, 8, 16, 32, 64, değil mi? 128. Bu şekilde giden bir geometrik dizi düşünelim. Şimdi gel 128'le 2'yi çarp bakalım. 128'de 2'nin çarpımı ne yapar? 256. Peki bu 256 neye eşit biliyor musun? Tam olarak ortada bulunan terimin karesine eşit. Bakın eşit uzaklıkta. O halde şunu da söyleyebilir miyiz? 4 ile 32'nin çarpımı da 250. 4 ile 32'nin çarpımı da bakalım. Yanlış mı yazdık burayı? 32 değil tabii ki. 4 ile 64'ün çarpımı da 256. 8 ile 32'nin çarpımı da 256. Ve bu 256 her zaman 16'nın karesini veriyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. A1 ile A3'ü çarparsam tam ortalarında ne bulunuyor? A2. A2'nin karesini elde ederim. Ki zaten ben bunu nasıl söylemiştim size? A3 bölü A2. A2 bölü A1'e eşit değil miydi zaten? Eşitler dışlar yap. A3 çarpı A1. A2 çarpı A2'ye. Yani A2'nin karesine eşittir. O halde şunu da söyleyebilirim. Gene indisler toplamı birbirine eşit olan terimlerin çarpımı geometrik dizilerde eşittir sevgili gençler. O halde bunu da kullanabiliriz. Bir de burada bir notumuz var. Diyoruz ki bakın x, y, z 3 terimden oluşan sonlu bir aritmetik sonlu dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise tüm terimler birbirine eşittir. Yani hem aritmetik hem de geometrik dizi diyorsa tüm terimler birbirine eşit olur. Bu da hangi durumda? Sabit dizide. Yani an eşittir. Mesela 5, 5, 5, 5. Bütün terimleri 5 olan diziyi düşün.
Ortak fark kaç? 0. Ortak kat kaç? 1. Ortak çarpan kaç? 1. Yani D'si 0, R'si 1 de diyebilirsin. Bu şekilde hem geometrik hem de aritmetik yaparsın sen bunu. Şimdi bize diyor ki bak, x artı y şu, 2xy ve xy kare. 3 terimden oluşan sonlu dizi hem aritmetik hem de geometrik. O zaman tüm terimler birbirine eşittir diyeceğiz. Yani x çarpı y çarpı y, xy kare, 2 çarpı x çarpı y. Şimdi bakıyorsun, y gitti, y gitti, x gitti, x gitti, y kaçmış? 2. Y2 ise şurada yerine yaz. 4x eşittir. Y2 ise şurada yerine yaz. X artı 2 eşit olacak. Demek ki 3x eşittir 2 kalacak. Ve x eşittir 2 bölü 3 olacak. X de y'nin oranını sormuş. Yani 2 bölü 3'ü 2'ye böl demiş. Ne gelir? 1 bölü 3 gelir sevgili gençler. Geçtim bir sonraki sayfamdaki ilk kısma, ilk örneğe. M eksi 1, 7 ve n artı 1. 3 terimle verilen bu dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise m eksi n kaçtır? 7'ye eşit olacak. N artı 1 7'ye eşitse n6'dır. M eksi 1 7'ye eşitse m8'dir. 8 ile 6'nın farkı sorulmuş bize. Cevabı 2'dir diyebiliriz. Y ve z pozitif iki sayı. 1, y, z 15 sayılarından ilk 3'ü bir geometrik dizinin, son 3'ü de bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre y artı z kaçtır? Şimdi yazdım bak. 1, y, z ve 15. Şunlar aritmetik dizinin ilk 3 elemanı arkadaşlar, tamam mı? Şu da son 3 terimde bir geometrik dizinin. Aritmetik miydi bakalım. İlk 3'ü geometrik dizi, son 3'ü aritmetik dizi. Şimdi şurası geometrik dizi ise y'yi 1'e böldüm. Bir kere r'si kaçtır? 7'dir. O zaman z dediğimiz sayı mutlaka y kare olacaktır. Tamam. Bu net. Yani z dediğimiz y kare ise ve son 3'ü de aritmetik dizi ise y kareden y'yi çıkar. Y kare eksi y eşittir 15 eksi y kare olmak zorunda. Hepsini sol tarafa topla şimdi. Y kare 2y kare eksi y eksi 15 eşittir 0 ise burası 2y'ye y diye parçalar ayrılır. Burası da sevgili gençler, nasıl ayıralım bakalım eksi y kalsın diye. Şurayı eksi 3, şurayı 5 yazarsam olur sanırım. Eksi 6 artı 5 eksi y. Demek ki y eşittir 5 bölü 2 ya da y eşittir 3'müş. Şimdi şuraya bakacak olursak x, y ve z pozitif demiş ya. Ben gidip y'yi y ve z pozitif, tamam, onda sıkıntımız yok. Şurası eksi 5 bölü 2. Onu karıştırdık bakın. Eksi 5 bölü 2. Pozitif dediği için eksi 5 bölü 2'yi alamayız. Y kaçmış? 3'müş. Şimdi y 3 ise z'de y kareydi ya, o da 9 olmaz mı? Olur. 3 ile 9'un toplamı kaçtır? 12 yapar diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Burası son sayfamızmış. Terimleri aynı olmayan bir aritmetik dizinin sırayla ikinci, birinci ve üçüncü terimleri yan yana yazılırsa geometrik dizi meydana gelmektedir. Şimdi diyor ki bak, terimleri aynı olmayacak diyor. Sırayla ikinci terim, birinci terim ve üçüncü terimi yan yana yazınca diyor geometrik dizi meydana geliyor. Buna göre bu geometrik dizinin ortak çarpanı nedir? Yani diyor ki A1'i diyor A2'ye böldüğümüz zaman, A3'ü de A1'e böldüğümüz zaman diyor bunlar birbirine eşit olacak. Yani A2 çarpı A3 eşittir A1'in karesi olacak diyor. Şimdi ve bu aynı zamanda bir aritmetik diziymiş. O zaman şu kısmı bir silelim. Şuradan tekrar bir başlayalım. Aynı zamanda bu bir aritmetik diziymiş ya arkadaşlar. Ama şöyle, aritmetik dizi olduğu kısım şu. A1, A2, A3. Burası aritmetik. Bura aritmetik. Bura ne? Geometrik. Tamam mı? Peki o zaman şöyle diyelim mi? A1, A2 ve A3 için ben burası A1 ise buraya A1 artı D diyeyim. Burası da A1 artı 2D olsun. Tamam mı? Sonra bunları şurada yerine yazayım. Bak burası A1 artı D'dir. Burası A1'dir. Burası da A1 artı 2D'dir. Yani A1'i şuna böldüğüm zaman, bunu da buna böldüğüm zaman eşit gelmek zorundadır. Çok güzel. Ya da şununla şunu çarpınca bunun karesini vermek zorundadır. Çarp bakayım şu ikisini. A1'in karesi artı 2 tane DA1, bir tane DA1 daha, 3 tane DA1 ve artı 2 D kare. D kare. Eşittir ne oldu? A1'in karesi. Yani şunlar gitti mi? Gitti. Onlar gidince geriye kalanlar 0 olmak zorunda. Yani 3 tane DA1 artı 2 tane D kare eşittir 0. Ben bunları D parantezine alırsam 3 tane A1 artı 2D
eşittir sıfır olmak zorundadır. Ve dizinin ortak çarpanı sorulmuştu değil mi bize? Tamam, güzel. Yani R'si sorulmuş. Yani A1'i A1 artı D'ye böl demiş değil mi? Tamam, orayı karıştırmayalım da sonra elimizden kaçmasın. Şimdi burada terimleri aynı olmayan demiş ya. Demek ki D burada sıfırdan farklı diyor. Demek ki burası sıfırdan farklıysa %100 burası sıfırdır. Demek ki sevgili gençler, şöyle bir tane uzaklaşalım. 3 tane A1 artı 2D sıfırsa 3 tane A1 eşittir eksi 2D'ymiş. Ve A1 de eksi 2D bölü 3'müş diyebiliriz. Bu cepte. Bu cepte. Neyi sormuştu? Bu dizinin, geometrik dizinin çarpanı kaçtır? Ortak çarpanı kaçtır? Şimdi bak. A1 ile D'nin toplamı geometrik dizinin ilk terimi, ki burası da A1. A1'in üstüne D ekle. Yani eksi 2D bölü 3'ün üzerine D eklersem ne olur? D bölü 3 olur. Bu A1. Pardon, A2. Peki A1 neydi zaten? Eksi 2D bölü 3 değil miydi? E güzel. A3 neydi? A1'in üzerine 2 tane D ekle diyor. Yani 6D bölü 3 ekleyeceksin bunun üzerine. Ne gelir? 4D bölü 3 gelir. E şimdi bakıyorsun. Şunu şuna böldüğün zaman ne gelir? Eksi 2. Bunu buna böldüğün zaman ne gelir? Eksi 2. O zaman ortak çarpanımız neymiş? Eksi 2'ymiş diyebiliriz. Birazcık, hani birazcık uzatmış olabilirim. Kusurumuz varsa affola. Son kısımdayız. AN ortak çarpanı R olan bir geometrik dizi olsun. Bu dizinin ilk N terim toplamı SN olsun. A1 A1'e zaten eşit. Ben bunları yazabiliyordum. A2 A1 çarpı R, A3 A1 çarpı R biçimde yazabiliyordum. Ve şimdi gelip tüm bunları toplarsam A1 parantezini almak zorundayım. Ve A1 parantezinde burada 1 kalır. Burada R, burada R kare. Şuraya yanlış yazılmış. Burada R üzeri N-1 kalır. Ve A1 parantezinde şurası elde edilir. Arkadaşlar, şu kısım var ya, 1'den R üzeri N-1'e kadar olan sayıların toplamı 1-R üzeri N bölü 1-R formülüyle hesaplanır. Bir de başında çarpı A1 katsayısı olacak tabii ki. Şimdi şuna bir bakalım formüle göre. AN eşittir 2, 2 üzeri N-1 olan bir geometrik dizinin ilk 15 terim toplamı sorulmuş ya. Şimdi A1'imiz nedir? Yaz bakayım bir yerine 1. Peki A2'miz ne? Yerine yazarsan 2. A3'ümüz ne? 2'nin karesi diye gidiyor. Demek ki bizden 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta nokta. En son ne istenmiş? Ben 15'i yerine yazarsam, 15. terim toplamı diyor ya, 2 üzeri ne gelir? 14 gelir. Peki şu kısmın formülü, 1'den R üzeri N-1'e kadar olanların formülü şu değil miydi arkadaşlar? Oydu. Burada N-1 varsa burada N olacak yalnız. Ona dikkat et. Burada 14 varsa demek ki 1-2 üzeri 15 bölü 1-2 diyebilirim. Çünkü R burada kaç arkadaşlar? Şurası 3 mü yazmışım ya? Allah benim bildiği gibi yapsın diyelim. Kötü dua etmiyorum. Şimdi 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2'nin karesi 2 üzeri 14 diye devam ediyor ya. Ortak çarpanımız da R, yani 2. Şurası kaç? Eksi 1. Yukarıyı eksi 1 ile çarparsan 2 üzeri 15 eksi 1 gelecektir zaten. Cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Peki bu da benim son sorum. Genel terimi, yani AN'i 2 üzeri N olan bir geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır? A1 nedir arkadaşlar? A1 2'dir. A2 nedir? 2 üzeri 2'dir. A3 nedir? 2 üzeri 3'tür. Peki A10 nedir? 2 üzeri 10'dur. Bunları toplayabilmek adına iki parantezini alacağım. İki parantezinde 1 artı 2 artı 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti artı 2'nin üçüncü kuvveti artı nokta nokta nokta, şuradan ne gelir? 2 üzeri 9 gelir. Peki şu kısmın toplamı neydi? 1 eksi 2 üzeri şunun bir fazlası 10 bölü 1 eksi 2 idi. Bir de çarpı dışarıda neyimiz var? 2'miz var. Şurası 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1 gelir arkadaşlar. Neden? Çünkü alt taraf eksi 1. Eksi 1'i yukarı dağıttık. Dolayısıyla cevabımız 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1'dir de diyebiliriz. Bunu başka türlü nasıl yapabilirdin? 2 artı 2'nin karesi artı 2'nin küpü diyoruz ya her zaman. Dersin ki bir başta 1'e eksik, 1'e eksikse buna göre yaparız derdin. Gene aynı sonucu bulurdun diyelim. Evet. Alttaki ödev testleri artık senin mesuliyetinde. Bunları çözmen gerekiyor. Bunları adam akıllı biçimde çözmen gerekiyor. Irmak hocanız videosunu çekti. Benim videomdan yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra veya benim videom biter bitmez onun ödev testi de yayınlanır. Sen de bu testi çöz. Çözemediğin soruları Irmak Hoca Matematik kanalından dinleyebilirsin, anlayabilirsin. Umarım başarılı bir konu anlatımı olmuştur sizler adına. Çünkü arkadaşlar sadece ama sadece
sizin bu sınava hazır olmanız için hiçbir şey bilmeyen öğrencilere bir şeyler öğretebilmek, her şeyi bilen öğrencilerimize de tekrar olsun diye niteliğinde anlattığımız derstir bu. Hakkınızı helal edin. Benden yana bir hakkınız varsa helal hoş olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.